Merhaba arkadaşlar. Güzel bir Fethiye akşamından herkese iyi günler dileyelim. Bugün ilk defa teknemizi karaya çekeceğiz. Euromorkumuzu yeni yaptırdık. Tekne Euromork'un üzerinde ilk defa görme şansımız olacak. Aynı zamanda teknemizin altı biraz kirlendi. Onu nasıl temizleyeceğimizi bugün çekmeye çalışacağım elimden geldiğince. Biz zehirli atmıyoruz teknenin altına. Bundan önce iki tane ayrı teknemiz olmuştu. Bu tekneye de mümkün olduğunca baş edebildiğimiz ölçüde zehirli atmayı düşünmüyoruz. Ama baktık ki temizlemesi bizim için zor olacak. Karaya indir, kaldır yapması zor olacak. Böyle bir durumda da farklı seçenekleri göz önünde bulunduracağız. Şimdi biraz gün batımı manzarası izleteceğim size. Römorka doğru giderken. Daha sonra tekneyi römorka alacağız. İlk ayarlamalarını yapacağız ve temizlemek için uygun bir yere götüreceğiz. Görüşmek üzere. Hava biraz serinleşmeye başladı. Maalesef beklediğimiz yaz henüz buralara tam olarak gelmedi. Dört gözle bekliyoruz. Havalar çok rüzgarlı. Şu son 3 haftadır, hatta 1 aydır. O yüzden denize çıktığımız zaman da çok keyif alamıyoruz bazen. Bunun dışında tekneyi akşam saatlerinde çekmeye çalışıyoruz ki yıkama yerleri daha sakin oluyor ve temizlemek daha kolay oluyor bizim için. Yaklaşık 2 aydır bu tekneyi kullanıyoruz. Teknenin denizdeki performansından ve kullanışlılığından açıkçası çok memnunuz. Tekne ortağımda gelince tekne hakkında deniz üzerinde çok detaylı bir inceleme videosu paylaşacağız. Pek yakında daha önce pervane ile ilgili yaşadığımız bir takım problemler vardı. Bunu nasıl çözdüğümüzü de anlatacağım. Teknenin performansını da o videoda anlatmayı planlıyorum. İlerleyen videolar sanırım biraz bununla alakalı olacak. Havalar düzelene kadar. Şimdi teknemizi karaya alma zamanı. Bakalım teknemiz akçek yapmaya ne kadar uygun? Bize zorluk çıkartacak mı? İzleyip göreceğiz. Makaralar oturuyor mu? Bravo.
korkuldu mu? Hesapladığımız gibi mi abi? Ya şu anda tabanda. Şeye basmıyor. Yanlara basmıyor. Şu anda orta makarada. Orta makarada. Şey koşur be. Hadi. O da olacak o kadar. Şu oturmuş gibi. Neyin? Dur onun açılması biraz. Sadece orası çok yakın. Yok yok, onu kastetmedim aslında. Aha. Şimdi biz bunu bir 20 santim geri alırsak, aha, 20 santim aldıktan sonra şu burundan dolayı bu içeri oturabilir. Şu öndeki bizim zaten hareketli V'miz. Ha, tamam tamam, orayı da komple. Burası da öp diye oturur yani, hiçbir iş yapmadan. Anladım şimdi seni dedim. Ben burayı hiç hesaplamadım. Şunu öne alınca mesafesi var onun. Arkadaki mesafeyi biraz daha dışarıya alırız. Burası da oturur. Ağzına geçme, tıklayın. Şimdi oraları alın. Hepsine gerek yok. Bu emniyet açısından. Bunu biraz öne almamız, arkaya alacağız tekniği az önceki gibi. Atalım. Tekniği omuz atalım. Serdar. Lastik de tutuyor da o yüzden. Hayır. Abi şurada kablonun şeyi var. Altta pabuç var. Bak. Pabuç mu var? Ha? Tamam. Onu çıkaracağız mı? Bir dakika. Işık vereyim mi? Dayansın oraya. Boş ver. Dayansın. Şuradaki iniş kadar, şu ara kadar buranın inişini düşün, hesaplamak gerekiyor. Yani riske girmeyeceksek şuraya dayayalım. Tam gelsin. Dediğin gibi buraya atlatalım. Kabloya şey yapmayalım. Zarar vermeden. Kablonun arasından kapatmasın. Tam tıkım alayım. Çok güzelmiş. Tabanı dümdüz değil yani. O kesilmiş gibi. Yani buradan vurmuş bıçağı. Kızarda, planyada arkaya doğru almış gibi duruyor teknenin yapısı. Aynen. Göbek biraz daha altta burası. Tamam, aşağı alacağız. Aşağı alacağız. Aha. Tamam. Şey, bu düşeceğini hesaplıyoruz. Teknenin burnunu. Aynen. Dolayısıyla bu da tam gelir. Biraz aşağıda olursa iyi, kafayı giderken sallamaz. En sonunda o kafayı gerekirse biraz kısaltırız. Hayır hayır. Bu ne kadar uzun olursa o kadar iyi. Suya girme açısından az önce gördük ya. Ha, doğru diyorsun. Manevra yaparken ben bile şu şuraya vuracağım diye çok korktum. Aynadan öyle gözüküyor ki. Şu sanki oradaymış gibi gözüküyor. Ona çok korktum. Ama bayağı mesafe varmış. Peki hadi. Sol taraf, bu taraf bizim tarafımız. Yani iskele tarafı mı şey? Hemen söyleyeyim sana. Yüksek. Arka tarafta. Evet abi, burası oturdu. Evet. Orayı da oturtacağız. Süpersin. Fakat şöyle bir durum var. İki tarafı da gevşek bırakalım. Çünkü burası biraz daha yukarıda. Ayar yaptık değil mi? Sonra. Tekne, evet. O yüzden tam aşağıya gelmesi oldu. Gerekiyor buranın. Dolayısıyla orayı da şey yapacağız. Gevşetiyoruz. Hop. Ön taraftaki mesafeyle ilgili bir sıkıntımız yok herhalde. Yok. Yok abi. Abi orası çok güzel duruyor şu an. Orası hem şeyden de. Ben bir şey söyleyeyim mi? Gerekirse ön tarafı biraz zaten çekebiliyoruz değil mi? Mesafemiz var. V'ye oturmadı. Oturmadı abi. Tamam, yani ne kadar? Bir 5 santim mesafe var. Tamam. Evet, 5-6 santim. Tekneyi birazcık şey yapıyorsunuz şimdi. Ne yapıyoruz? Sola doğru atacağız. Yukarı kalkıyoruz. Asılın abi bu tarafa geçip bordosunu aşağıya doğru. Geleyim mi abi? Abi içten, içten merkeze kadar. İçten 35 abi bak. Ben sana söyleyeceğim. Şurası var ya. Şuradan tamam. İçerisi 35 olacak. Bak bakalım. Evet abi 32. 32. 3 santim daha gelecek abi ortaya doğru. Hadi gençler. Sallıyorum. Buradan sallamam yeterli değil mi? Dur. Hafif sallamamız yeterli. Bir daha bakalım mı?
abi. Yok. Şimdi ışık gelin, ışıkla verdim. Gelin. Kaç? Abi şu anda 33.5. Tamam. Çok az daha. Biraz daha. Bekle. 33.5 muydu? Evet abi. Ama şu anda bütün makaralar çok güzel basıyor. Evet, şu evet. Anda mükemmel. 33.5 abi. Ben burayı çok az dışarıya açmaya çalışacağım. Oradan sallayalım. Oynatalım abi. Oynatalım. Dur abi. Buradan. Ya aslına bakarsan bir parmağa dakika. Parmağa dikkat. Hayır, bir dakika. Abi o kadar da problem değil. Değil de şöyle yapalım. Burası zaten sıkışık. Oynattıkça onu içeriye doğru çekelim. Çekiçle tık 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 vuralım. Tamam. Orta makaradaki yük biraz daha azalsın. Anladım. Bu biraz daha kavrasın. Tamam mı? Tamamız. Dur bekle. Tamam. Bence gitti. Bir dakika bir bakalım. Bir bakalım. Bütün makaralar oturuyor yavaş yavaş. Abi ışık kaldır biraz. Abi burası tam 35. Tamam canım. Ben boşluğunu alayım mı? Bir de ben ölçeyim burayı. Çok güzel oturdu burası. Tamam bu da 35 abi. Ben orayı sıkalım abi. Gel bu. Buralar hepsi basıyor şu anda. En çok da buna sevindim. Orta makaraya basıyor olmasayla. Bak burası 17 oldu şimdi. 17 niye oldu? Öne doğru gelmedi miydi? Geldi. Mehmet Ali biraz daha gelecek bize. Sana mı? Hayır, bize doğru evet. Çok hafif sallayın tekneyi. Gelemiyor abi, oldu mu? Tamam geldi şu anda. Bir tamam saat. Bir daha bakabilir misin? Bakıyorum. Şunlar oturdu abi, bu da oturdu. Tam 16 burası. Tam 16. Evet. 16.5 görüyorum. 16. Alt cidardan bakıyorsun. 16.3. 16.3 ise aşağı yukarı tamamdır. Abi sık orayı şimdi. Sana zahmet. Tamam. 16.3 burası da. Tamam. Sık abi. Ya sen. Ya. Elemanlar aldın mı? Valla ben mesleği sana dükkanı devredeyim. Sen devret onu aynen. Ben bu Berkant abinin son römorku. Yani başka da İdik. Yapacağım sana. yok ben eleman bulup çalışırım. Ben de kendi dükkanımda söyle mesaj çalışıyorum. Ben de senin gibi kurtulmak istiyorum sana Ali. Bir tane tekne bulabilirsek. Şunun içinde mi? Abi tekne senin tekne. Daha çok oturdu şu anda. Oturdu mu? Hı-hı. Bak bakayım. Aynen bir santim daha yetersen olacağım. Teknenin size olan tarafını yükselt. Tamam abi. Şimdi ölçelim. 17 oldu. 17 oldu. Orası kaç oldu? 5 milim fark eder. 16 ise 5 milim fark eder. Ama şu anda hiç boşluk yok. Ya bir şey söyleyeceğim. Sevgili sayı seyirciler. 16.5 tam oturdu abi. Sevgili sayı seyircilerim. Bunun 1 santim, 2 santim, 5 santim sağa sola olması problem değil. Hiç önemli değil. Makaraların eşit bir şekilde gövdeye basması aynen önemli. Şu anda da... Ben anahtarı alayım abi, sıkayım onları. Basıyor gibi. Valla şu an önde arkada abi, çiçek gibi basıyor. En çok ortanın basmasını çok sevindim ben. Orta zaten mis gibi oturdu. Tam şasiye oturdu. Şu anda var ya tam... Bütün makaralar şu anda oturdu. 32 makara artı 3 makara. 35 makara da basıyor. Bir tek şu en arkadakine bir ayar vereceğim abi. O nasıl olacak bilmiyorum. Hangisine? Çekerken öne doğru attı ya. Ya orada bir tırnak var. Tırnaklı o. Buradan atıp çekecekseniz evet o tırnağı koparırız. Tamamen aşağıya şu şekilde düşer. O aldıkça üzerine gelir. Ben aynen normalde şu şekilde bıraktım onu. Hani çok aşağıda kalmasın. Karşı makaraya değmeden illaki şu makaraya gelsin dönsün diye. Ama bu buradan bunu aktarıyor. Aynen. Burunla. Fakat bu ayarsızdı. Şimdi ayarlayıp da tekrar bir daha bakmak lazım mantıken de. Tekneyi hani şöyle bir sallasak ya bir devrilme şansı var mı teknenin? Kemik gibi abi sanki.
Yani beraber hareket ediyor değil mi şaseyle? Evet, evet. Bir boşluğu yok. Tamam. Peki abi. Ne kaldı? Ön tarafa geçiyoruz. Şimdi aldım abi. Harika oldu. Milim milim tekne remorku nasıl ayarlanır? Bir tek kafamda şu var. Buraya bağlı bu. Biz bunu indirdiğimiz zaman öne ne kadar yük veriyor? Tumba oluyor mu? Çok mu basıyor? Ona da bir bakalım. Sökelim mi yani? Sökelim. Hani ben olmayacağım yanınızda çünkü. Bu iyi. Yok, ben demin kaldırdım aslında. Sıkıntı yok. Bir dakika bakayım bir daha. Kalkmıyor, kalkmıyor. Bayağı şey. Kalkıyor da olur. Erkek gücü istiyor. Muhasebeci gücü istiyor. Evet, eze ezeğini yakıyor. Ama buna şey yapabiliriz. Şu bu sistem çok iyi ya. Evet. Boşa geldiği zaman dingilleri öne alabiliriz biraz daha. Tamam abi. Dingilleri biraz daha öne alırsak şu ön tarafa binen yükü azaltmış oluruz. Gereksiz yere çok şeye gerek yok. Biraz öne aldık mı takdiravalli gibi düşün. Anladım. Onların hepsi şey kayıcılı. Aynı cıvatalı. Aynen. Vaktimiz olsa onları da yapalım diyeceğim. Ama yük var üzerinde. Abi. Tekneyi indirdiğimizde yaparız. Şöyle 20 santim falan aldık mı? Aynen. 4 tane cıvata şöyle. Ve teknenin suya dalması daha fazla olacak. Değil mi? Tabii tabii tabii. Ya bir tek o var. Tekneyi arkaya göndermektense ki bence bu şekli çok güzel. Sadece dingilleri biraz öne aldık mı? Kıç basmaz mı ön tarafa çok fazla... Ha? Kıç basmaz değil mi? Sen çok almayacaksın. Çok alırsak basar. Şöyle bir 20 santim alırsak orayı rahatlatırız. İki dingil de alacağız. Tekneyi Karagözler'den çektik. Şimdi bir petrol ofisine geldik. Murat Porçöz'ü hazırlıyor. Halkı temizleyecek. Teknemizi römorkumuza aldık ilk defa. Milim milim römorkumuzu ayarladık. Şu an tekneyle bir bütün halinde hareket ediyor römorkumuz. Şimdi porçözümüzü hazırladık. Kakamozlarımıza bunu sıkacağız. 5 dakika bekleyip ardından suyla temizliğimizi yapacağız. Başlayalım. Güvenlik önemli. Şnorkeli de alsa mıydı?